hak, hukuk, adalet. Kılıçdaroğlu gelecek, her şey daha güzel olacak. Olmaması gerekiyor. Tahmininiz? Zulmünden bıktık. Yani görünen belli yani. Sonuca odaklanmalı. Sonuçta elimde benim ne kaldı? Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz. Maltepe'deyiz. Yani görünen belli yani. Neden diye bir şey yok yani aslında da. Yani olması gereken bu. Yeter daha 20 sene. Yani her şeyi bir denemek lazım. 5 yani sene olsun, 5 sene başkası, 5 sene yani. Bu 20 yılda da yani birisine bağlı kalmamak gerekiyor yani. Sonuçta herkes ölümcül değil mi? Öldükten sonra ülke batacak mı yani? Veyahut da böyle şey mi olacak yani gittikten sonra? Onun için yani değişmesi lazım. 20 sene yeter yani bir insan için yani. Zaten Erdoğan hiçbir şeyden sorumlu değil. Her şeyin sorumlusu muhalefet. Bari Erdoğan bıraksın. O zaman doğal olarak yine Erdoğan hiçbir şeyden sorumlu olmamış olur. Biz de boş boşuna kızmayız. Erdoğan'ın ne hale getirdiği ortada. Yani artık yeter, değişmiş artık. Bir yeniliğe ihtiyacımız var. 21-22 senedir başımızda zaten diğeri. O zaman yapılanlar belli oldu. Bundan sonra da zaten yenisini tanışalım. Bekliyoruz, istiyoruz. Yani her şeyi ortada görüyorsunuz. Her şey aldı başını gidiyor. Düzenli bir yaşantımız yok. İnsanlar kan ağlıyor. Artık gençlere yol verilsin. Artık düzenli bir yaşam istiyoruz. Artık fiyatların aşağı inmesini istiyoruz. İliğimizi, kemiğimizi artık sömürdüler. Gerçekten artık Kılıçdaroğlu'nun başa gelmesini istiyorum. Hak, hukuk, adalet. Bıktık artık bunlardan. Bunların zulmünden bıktık. İyi ki bana rast geldiniz. Of, şu zamana kadar hiç kimseye rast gelmedi. Bıktık yani. Bıktık. Bu aramıza geldi yani. Yoksulluk var, hırsızlık var, yolsuzluk var. Bütün bunları sona erecek, hak gelecek. Ülkenin geldiği hal belli. Bu yüzden ekonomi belli, yaptığı politikalar belli. O yüzden barışçıl, rahatça yaşayabileceğimizden kastım herhangi bir şekilde fikir özgürlüğü olsun. Kendimizi rahatça ifade edebileceğimiz bir Türkiye. Olmaması gerekiyor. Artık bu kadar yeter. Türkiye'yi sömürdüğü yeter. Türkiye'nin halinden belli zaten. Ekonomik durumdan veya Türkiye'nin gidişinden, bu gibi sorunlardan dolayı. Şöyle söyleyeyim, ekonomi olarak çok kötü durumdayız. Esnaf karnı bile alır. Aynen, karnı bile alırız vallahi, esnafımız bitik durumdayız. Bu düzen değişecek, Kılıçdaroğlu gelecek, her şey daha güzel olacak. Ekonomik kriz ortada, her şey almış başını gidiyor. Bugün 1'e aldığımız şeyi yarın 5'e alıyoruz. Tabii ki de bu düzene son vereceğiz yani. 20 sene oldu, düzen belli değil mi yani? Artık değişmesi lazım. Gençliğimiz elden gitti. 31 yaşındayım, bunlarla büyüdük yani. Vallahi artık bir değişsin diyeceğim. Artık değişim zamanı geldiğini düşünüyorum. Üzerimizdeki kara bulutların gitmesi için, büyük değişimin gerçekleşmesi için. Halkın demokrasiye ihtiyacı var. Tek adam yönetimini artık istemiyoruz. Tahmininiz nasıl diyebiliriz sizce? Yani biz neyi diyebiliriz şu anda? Tahmininiz? Artık yeter diyoruz biz o yüzden. Bence de aynı şekilde. Kısa ve öz bir şekilde artık yeter diyoruz. Çocukluğumuz, gençliğimiz öldü. O yüzden. Ya nedeni belli değil mi? Ülkenin geldiği durum belli değil mi ya? İnsanlar adalete, özgürlüğe aç kısacası. Halk bir beklenti içinde sanki, bir değişim istiyor. Bence de doğrusu öyle olur. Niye yani? Yetti artık milletin bu canına tak ettirdiler. Bugün ülkenin bu hale gelişini gördüğümüz zaman yani iktidarı değiştirmemek yani gaflet ve delalettir. Hatta bir ihanet. Yani halk bugün et alamaz, temel gıda maddelerini alamayacak duruma düştü. Böyle bir durumda aynı adam mı takip edersiniz yoksa bunu değiştirir misiniz? Burada bizim amacımız Kılıçdaroğlu, Erdoğan değil. Tek adam sistemini yok edip parlamenter sisteme geri dönmek, bunu kavramak. Bugün Kılıçdaroğlu olur, yarın biri olur, önemli değil. Şimdi evimizde bir karar alacağımız zaman eşimize, çocuğumuza danışmadan karar verebiliyor muyuz? Hayır. O zaman peki ülkenin tapusunu bir insana teslim etmek aklın alacağı bir şey değil. Tek adam sistem mi devam etsin yoksa parlamenter sistem mi? Çoğunluk mu karar versin ülkenin yönetiminde, azınlık mı karar versin? Ne dedi? Kaç defa yanıldım dedi. Kardeşim sen bir defa yanılmadın ki. 10 defa yanıldın ya. FETÖ'de yanıldın, ötekinde yanıldın, Suriye'de yanıldın. Nerede yanılmadığını bir söyle bakalım. Sonra her şeyi yaptım diyor. Şimdi iktidarlar veyahut da halkımız sonuca odaklanmalı. Sonuçta elimde benim ne kaldı? Ben 10 sene, 20 sene önce daha iyi yaşıyordum. Belki param azdı, alım gücüm daha yüksekti. Ben eskiden Ankara'ya tatile gidiyorum bir aylığına maaşımla. Şimdi bir aylığına sokağa çıkamazsınız. İşte ülkenin bunu düşünmesi lazım. Ha bunu düşünmüyorlarsa devam etsinler, aynı şey. Açıkçası durum ortada. Yani sonuç olarak 20 yıldır iktidar yönetiliyor vesaire. Şu anda hiçbir şeyin değişmeyeceği zaten ortada. Bir şans daha istiyorlar ama artık bitti ya. Yani bitti. Siz neler söylersiniz? Yani 20 yılda yapamayıp da şimdi yapabilecekleri ne var ki? O yüzden bir de bunlara şans verelim diyorum ben.
Yani değişiklik. Artık Erdoğan'ı kimse istemiyor. Değişim şart, daha düzgün konuşuyor, inandırıcı yani. 20 yıl yeteri kadar çektik. Bundan sonra bence artık bir değişim gerekiyor. Yorumsuz ama tabii ki gönlümüzden geçen belli. Değişim. Tabii ki de ülkenin hem ekonomik olarak hem sosyal olarak kötüye gittiğinden dolayı bir değişiklik yapmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden daha adaletli, çok daha hakkı hukuku bilen birisi bence. Her kızımın geleceği için. Siz ne dersiniz? Yayınlayın her yerde. CHP 20 senelik saltanatın artık sona ermesini umut ediyoruz inşallah. İnsanların artık gözünün açıldığını, yine aynı hataya düşmeyeceklerini umuyoruz. İnşallah her şeyin daha güzel olacağı bir Türkiye umut ediyoruz. Daha mutlu bir Türkiye için inşallah. Öyle olur. Neden? İnşallah her zaman. Ben şöyle söyleyeyim, gençlerimizin hayatta gittiği için, daha doğrusu Kılıçdaroğlu da demeyeyim, ülkem diyeyim, vatanım diyeyim. Vatan için. Çünkü Halkın Partisi. Devam Erdoğan olsun 20 yıldır. Memnunsak devam ederdik zaten. Erdoğan olmaması için, adalet için, bir daha bizi sömürmesinler diye. Şu çocuklarım için. Nedir ne gördük, ne yaptık ki? Daha da beter olduk, bin beter olduk. Hala daha sokağa çıkacak yüzleri var bir de yani. Nereye kadar böyle gidecek? Millet perişan, hak, hukuk, adalet diye bir şey kalmadı. Tek umudumuz bu yeni düzen. İnşallah düze çıkarız. Türkiye'nin halini görüyorsunuz işte. Ekonomi çökmüş, enflasyon, bir markete girilemiyor, ete gücü yetmiyor. Soğan 30 lira olmuş. Ona göre hesap et işte. Her şey çok güzel olacak. İnşallah. Bugün benim doğum günüm. Tek dileğimi seçim için şey yaptım, inşallah Kılıçdaroğlu gelecek.